Herkese yeni bir videodan selam aleyküm arkadaşlar. Bugün size hanlarımızın tanıtımını yapacağız. Bu Doğan Besanlı 2, yani bu bizim ikinci hanımız. Şöyle göstereyim. Burada biz hayvanlarımızı besliyoruz. Küçük başyeri burası. Evet, görüyorsunuz şurada arpamız bitmiş. Arpa aldık. Bunları boşaltıyoruz. Evet, görüyorsunuz. Şöyle etrafını göstereyim. Birazdan iç kısma da gireceğiz. Buralar tanıtım. 2 gün olan etkili kar yağışı biraz Antep'e beyaza bürüdü. Evet. Şu an elezyonu çalıştırdılar arkadaşlar. Arpayı içeri çekiyor. Bu kapı koyunların pisliğini dışarı atmak için. Şu kapının küçük olan ince küçük kalın küçük olan saman, ince küçük olan ise arpa kapısı, gördüğünüz gibi. Şu demir ise elezyon oluyor. Arpayı içeri çekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hadi beraber iç kısma geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle içeri geçiyoruz. Burası üst kat. Alt katı da birazdan göstereceğim, giriş kapısını falan. Biz şöyle üst kata girelim. Evet, burası büyük kapımız. Buradan hayvanlar girip giriyor, çıkıp giriyor. Burası da insanlar için yapıldığımız küçük. Evet. Burası içerisi arkadaşlar. Mesela bakın. Şunlar koyunların giriş, koyunların ahırı, içeri burada girip çıkıyorlar. Şöyle göstereyim. Burası da ise koyunları yemlemek için koyunları dışarıya bırakıyorlar. Sonra koyunları dışarı bırakıyorlar. İçlerine yemi atıyorlar. Tekrardan koyunları içeri bırakıyorlar. Koyunlar yemini yesin diye. Evet. Burası da iç böyle arkadaşlar. Göstereyim size. Görüyorsunuz. Şu küçük samanlıklar, mesela koyunlar gelip milletin saman arpasını yememesi için böyle yaptık, kapılı falan. Milletin saman arpası içeride. Evet. Şimdi size palet toplayımını göstereceğim. Evet. Şöyle. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Koyunlara verdiğimiz yem bu. Palet toplayımı. Evet. Şöyle. Burası alt kata giden kapımız. Burası 16 gözlü. Bizim üst katta 16 tane göz var. Yani 16 tane, 16 parça koyun gelip girebilir. Şöyle göstereyim. Burası arka taraf. Şurası küçük samanlık, yine şunlar küçük samanlık. Bunlara padok diyoruz biz. Şunu şöyle kapatınca şu kapıyı. Evet, size göstereyim. Mesela bu kapı böyle kapandı ya, koyunların artık bu geçme, buraya geçme şansı yok. Onun için kapıları yapmışız. Mesela burada kaç göz var? 2, 4, 6. 6 göz koyunlarını buraya bırakıyor sıra sıra. Bu kapılar kapanıyor ve bu tarafa koyun geçmiyor. Buraya mesela 1, 2 göz. Buraya da 2 göz ait. 2 göz de koyunu buraya bırakıyor. Evet, devamını göstereyim. Mesela burası kaç tane? 1, 2, 3, 4, 4 burası. Şu ikisi ambarlarımız. Burası 4 göze ait. Evet, görüyorsunuz. Biraz toz kalktı. Arpayı boşaltmaya başladılar çünkü. Evet. Şimdi size üst katı da göstereyim. Sonra en alt kata geçebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü en alt kapının kapısı kilitli. Orayı kilitliyoruz sürekli. Burası da kilitliyoruz ama şimdi ben açtım burayı. Evet, şöyle göstereyim. Şu üst kata giden merdivenimiz. Üst kata da beraber çıkalım hadi. Evet, üst katta böyle. Şurada dairelerimiz var, müşterilerin gelip girmesi için. Şöyle göstereyim. Evet. Biraz üst katı gezelim. En üst kat yani. Şöyle biraz kar düşmüş. Kar biraz dediğim 20 santim falan var. Daha derin, ayağım gitmiyor içeri. Şu gördükleriniz havalandırma. Bunlar hani koyunların buharı içeride kalıp terleme yapmasın diye yapmışız. Yine faydası var. Çok etkili bu. Şu gördüğünüz kuyu, o kuyu dediğim depomuz. O mesela elektrik falan kesildiğinde o depo koyunlara suyu veriyor. Şöyle göstereyim. Bu gördüğünüz hepsi, az önce söylediğim gibi, bunlar hepsi havalandırma. Evet. Şöyle. Şuralarda göstereyim size arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz.
Şurası kapı ise Doğan 2 ve Doğan 3, yani bizim 2. ve 3. hanlarımız, çiftliklerimiz yan yana oluyor. Buranın en üst katı oranın 2. katına denk geliyor. Yani burası daha çukurda olduğu için, orası yüksekte olduğu için böyle bir şey gerçekleşmiş. Şimdi bu kapıyla Doğan 3'e giriş yapıyor. Yani bizim 3. hanımıza giriş yapıyoruz. Onu da üst katını gezelim, sonra diğer üst katı falan gezeriz size arkadaşlar. Evet, burası böyle. Mesela az önce anlattığım gibi 1, 2, mesela bu iki göz buraya ait. Yani şu kapı kapandığında bu bir padok oluyor. Evet, görüyorsunuz. Mesela bakın 1, 2, 3, 4 yine bu tarafa ait. Kapılarımızın üzerini kapatıyoruz ki soğuk olmasın, hayvanlarımız hasta olmasın diye. Evet arkadaşlar. Şimdi size en üst kata geçelim. Evet, burası da üst kata geçmeden önce burayı göstermek istedim. Gördüğünüz gibi burası da ikinci katın girişi. Bak, ikinci katı da böyle giriş yapılıyor. Şöyle göstereyim. Şu üstteki yine daireler. Şurası ve burası daireler. Evet. Hadi hep beraber üst kata geçelim şimdi. Evet arkadaşlar. Burası da en üst kat oldu. Bak, yine göstereyim. Dairelerimiz en üstte. Evet. Burası diğer daire. Şunları söylemişim zaten, bunların havalandırma. Aynı şekilde burada da depomuz var bir tane. Bu depolar 25 ton su alıyor arkadaşlar. Elektrik kesilince hiç sıkıntı yaşatmıyor su da bize. Evet. Hani kuyu elektriğe bağlı ya. Elektrik de burada bazen çok gidiyor, bazen gelmiyor da bir gün falan. Onun için depo çok işe yarıyor. Şöyle göstereyim. Evet, herhalde bu gece taşmış ve dolma olmuştur, göstereyim orayı da. Oo, burada bayağı bir şey olmuş. Oo, bak görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aynı dediğim gibi su taşmış ve donma oluşmuş. Görüyorsunuz bu sarkıklarını. Evet. Göstereyim size, yükseklikte göstereyim. Burası şöyle. Anca göstereyim, traktör falan. Burası üst kat. Gelin size Doğan 2'nin üstünü yukarıdan göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Biraz soğuk ve yürüdüğüm için nefes nefese kaldım. Bunun karşılığını bize beğeni, yorum ve abone olarak gösteren arkadaşlar şimdiden çok çok teşekkür ederim. Evet. Burada bir diskar var. Göstereyim şöyle. Görüyorsun. Evet şöyle. Burası kuyunun suyu gittiği için erimiş. Öyle. Burası az önce Doğan 2 dedik ya. Burası Doğan 2'nin üstü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Az önce kepçe. Şurası bak, tam orası. Orası indirme bindirme yeri, koyunları. Evet. Şu tarafta buradan pazara gidebiliyoruz. Öyle arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğeni, yorum, abone olmayı unutmayalım. Şimdiden herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.